destek, tam destek, istikrar bozulmasın. Memleketimize sahip çıkalım bilinciyle hareket eden bir seçmeli var. İYİ Parti 5. sıra milletvekili adayı Sezer, Kütahya'nın değerleri Kütahya'da değerlendirilmeli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Çinli Dalian Jinma şirketi ile Etimaden arasında yapılan anlaşmasının kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kuruyoruz açıklamasına bir tepkide İYİ Parti milletvekili 5. sıra adayı Sezer'den geldi. Kütahya'nın değerleri Kütahya'da değerlendirilmeli dedi. Aynur Sezer yaptığı konuşmada Kütahya haksızlığa uğrayan ve sürekli haksızlık altında bırakılan bir il haline geldi. Son 16 yıldır mevcut iktidara son derece önemli bir destek veren, hep destek tam destek, istikrar bozulmasın, memleketimize sahip çıkalım düşüncesiyle hareket eden bir seçmeni var. Ve Kütahya son derece devletine, milletine bağlı mülayim bir il. Ama demek değildir ki Kütahya haksızlığa uğradığının farkında değil dedi. Milletvekili 5. sıra adayı Sezer konuşmasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi. Kütahya hakkını arayamaz. Kütahya'nın hakkını arayan insanlar bulunmaz. Biz İYİ Parti olarak yola çıkış iddiamızda olduğu gibi bugün de aynı şeyi tekrar ediyoruz. Biz Kütahya'nın kaderine mahkum edilişine karşı çıkmak ve bu kadere ortak olan bütün insanlarla beraber çok çalışarak yönünü değiştirmek için yola çıktık. Biz buna mahkum değiliz. Mahkum olmamalıyız. Bor madeni Kütahya'nın en önemli madeni. Kütahya bir maden bölgesi. Kömür var, krom var, manyezit var, mangan var ve biz sadece bunları ham haliyle değerlendiriyoruz diyen Aynur Sezer, askeri ücretli işçimiz çalışıyor. Tozu toprağı, kiri, doğanın perişanlığı Kütahya yakalıyor. Fakat madenin işlenerek esas para eden hale dönüşen kısmı maalesef başka yerlere gidiyor. Eğer bu maden işlenecekse Kütahya'da işlenmeli. Kütahya'ya katma değeri kalmalı. Biz bu zihniyetle hareket ediyoruz. Tarımda da, madende de, el sanatlarında da, turizmde de şehrin yerel özelliklerini, insan potansiyelini, doğal kaynaklarına, termal zenginliğine, bu zenginliği bölgesinde yerinde değerlendirmek üzere projeler üretiyoruz. Dolayısıyla şehrin zenginleşmesi, kalkınması için üretmesi gerekiyor dedi. Kütahya şu anda maalesef üretebilen bir şehir değil. Özel sektördeki yatırımlarımızın miktarı az ve Kütahya'nın kalkınması için yeterli değil uyarısında bulunan İYİ Parti milletvekili 5. sıra adayı Sezer konuşmasını şöyle tamamladı. Özelleştirmelerin ardından ciddi bir kaynak yatırdı. Kütahya'nın yatırımları kamu açısından ancak yaratılan kaynak Kütahya'ya tekrar yatırım olarak dönmedi. Bırakın tamamını %10'u bile üretime dönük yatırım olarak geri dönmedi. Betonlaşmayı, bina yapmayı ya da konut üretimini biz üretim zannediyoruz. Ama bunlar bir kereye mahsus ve üretim süreci binanın tamamlanması kadar olan yatırımlar. Yolu karıştırmayacağım çünkü bu altyapı yatırımıdır ve gereklidir. Bunları yapmaya mecburuz. Ancak kamu binaları açısından yatırım alan şehir, fabrika gibi üretime dönük yatırımların desteklenmesi bakımından yeterli dönüşüm sağlayamadı. Örneğin Kütahya'nın yatırımda daha öncelikli bölge haline gelmesi gerekir. Üçüncü bölgeden bölgeye geçirilmesi gerekir. %100 teşvik alması gerekir. Çünkü istihdam yaratmak bakımından buna ihtiyacımız var. Bütün Türkiye'nin sorunu olduğu gibi bizim teşvik politikalarımız istihdama teşvikte örneğin sigorta primi teşvik ediyoruz. Biz üretimi ve elde edilen son ürünü teşvik edecek, üretim miktarlarını teşvik edecek, teşvik sistemlerini kurmak üzere yola çıkıyoruz. Kütahya'nın değerleri Kütahya'da değerlendirilmeli ve katma değeri Kütahya'da kalmalı dedi. Bor madeni Kütahya'nın en önemli madeni. Kütahya bir maden bölgesi. Kömür var, krom var, manyezit var. Mangan var, belirir, tenörü her ne kadar düşük olsa da. Ciddi maden yataklarımız var ve biz sadece bunları ham haliyle değerlendiriyoruz. Bizde asgari ücretli işçimiz çalışıyor, tozu toprağı Kütahya yakalıyor, kiri Kütahya yakalıyor, doğanın perişanlığı Kütahya yakalıyor. Fakat madenin işlenerek esas para eden hale dönüşen kısmı maalesef başka yerlere gidiyor. Eğer bu maden işlenecekse Kütahya'da işlenmeli. Kütahya'ya katma değeri kalmalı. Biz bu zihniyetle hareket ediyoruz.